bastırılmak ya da işte bu şekilde saldırılara uğrama ihtimali azalıyor. Doğru mudur? Elbette. Şimdi siz, ben bunu defalarca söyledim, gene söylüyorum. Hiçbir er teröristle mücadele ediyorsa durmayacak. Dağda terörist gibi yaşamak zorundadır. Terörist gibi yaşamayan bir birlik teröristle mücadelede başarılı olamaz. Zayiat verir. Çünkü terörist gezginci. Bakın, şimdi bilmiyorum ama kendime göre yorum yapıyorum. Kar var. 1 metre, 2 metre her neyse. Ki ne arar orada 1 metre, 2 metrede insan? Nasıl durur? Durduğu zaman donar. Efendim çadır kurulmuş. Bilmiyorum belki. Ama o terörist olan kişiler, hainler oradaki bizim Mehmetçi'ye pusu atıyorsa uzak da değil. Hani diyorlar ya çok hava kötüydü. İşte insansız hava aracı uçmuyordu. Yani eskiden insansız hava aracı vardı? Şimdi insanlar insansız hava aracına güvenmeye başladı. Hayır kardeşim, o bir yan etken. Burada asker gücü asıl işi başaracak. Asker şunu bilecek. Ben teröristle mücadele ederken bana kimse desteğe gelmeyecek bilecek. Bunu bilecek, bunu en kötü ihtimali. Ve ona göre hareket edecek. Yoksa insansız hava aracı gelir vurur, hava kuvvetleri ateş eder, tamam canım bir şey olmaz derse hayır başarılı olamaz. Şimdi o pusuyu atanlar bilin ki o pusu attıkları yere çok yakın yerde ya bir mağaradalar, bir kayanın yarığındalar. O köpek öyle bir saklanır ki bizim çocuğun donduğu yerde o 3 ay suyla yaşar. Aman köpek demeyelim. Köpekler çok çok iyiler yani. Tamam mı? Evet. Dolayısıyla hiç de uzakta aramayın. Yani mutlaka o bizim üst bölgesi diyoruz. Ben katılmıyorum. Üst bölgesi diye bir şey yok. Mutlaka bölge kontrolü yapılacak. Arazi taranacak şekilde gezen birlikler var. Bu birliklerin durduğu yere statik bir durumda eğer duruyorsa işte oraya en yakın yerdedir pusuyu atan. Bir kayanın dibindedir, bir yarıktadır veya hakikaten ona yakın bir mağara var. Araştırsınlar, bulurlar. Şimdi size sormak istiyorum. Çok basitçe. Evet. Yani askerlik de yapmadım doğal olarak ama çok hakikaten aradım taradım falan. Şimdi gündemde diye değil, yıllardır gündemde olan bir konudan bahsediyoruz sonuçta. Şimdi nasıl oluyor komutanım? Benim mesela aklıma takılan bir şey var. Bangır, 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 duyura duyura ben operasyon yapacağım arkadaş demenin kime faydası var? Nasıl oluyordu? Yani sizin döneminizde siz böyle bağıra bağıra, az önce mesela adını geçirdiğim hani operasyonun, o mayından bahsettiğim operasyonun, değil mi? Evet. Bir ismi vardı. Evet, var. Vardı, değil mi? Çelik operasyonu. Çelik operasyonu. Çelik operasyonu. Ama bağıra bağıra mı yaptınız bunu? Ne yaptınız yani? Yok, hayır. Nasıl oluyordu? Operasyonun makbulü nasıl olur? Bunu anlatın bize. Şimdi eğer siz birlik olarak bir görev aldınız, herhangi bir bölgede operasyon yapacaksanız, bir kere ekmek alacaksınız en basitinden. Nereden alacaksınız ekmeği? Mahallinden, halkın fırınından veya yakın bir yerden aldıracaksınız. Size eğer herhangi bir yakın birlikteki askeri birliğe dahi, yani orada konuştu birliğe dahi, bana şu kadar ekmek lazım derseniz, oradaki askerler kanalıyla bir iki tane içindeki sütü bozuk kanalıyla halka duyurulur. Şu birlik burada asker arıyor, operasyona çıkacak diye. Biz ne yapardık biliyor musunuz? Biz ihtiyacımız var diye bir hafta sonra operasyona çıkacaksak bir yerden 300 tane asker alırdık. Ekmek alırdık. Yarın başka yerden alırdık. Akşam başka yerden alırdık. Öbür taraftan jandarma komutanından isterdik. Ve biz ekmeğimizi hiç o jandarma komutanı ona buna dahi demezdik ki biz operasyona çıkacağız. Ve biz bunları toparlarız. Hiç kimse bilmez. Jandarma komutanına da haber vermeyiz. Eğer bir kışlanın yakınındaysak veya bir kışla birliğine de haber vermeyiz. Ondan sonra biz bir gece ansızın araziye tekrar yayılırız. Sabahleyin kalkarlar ki burada bir birlik vardı, yok. Eğer öbür türlü olursa o yerli halktan milislik yapanlar,
bu teröristlere yardım et, yataklık yapanlar haberi uçurur. O haber uçurduğu zaman siz o araziye gittiğiniz zaman boşa gezersiniz. Bulamazsınız. Biz o nedenle hiçbir operasyonumuzu haber vermeden yaptık. Sizin bahsettiğiniz Çelik Harekatı'na katıldık. Çelik Harekatı'nın yapılacağı tarih belliydi. Biz o tarihten 3 gün evvel Irak'a girdik. Ama bunu hiç kimse bilmiyordu. Çok sessiz, sakin gittik. Bunu anlattım, kısaca söyleyeceğim. 3 gece yürüdük, hep gündüz yattık. Ve en sonunda gitmemiz gereken hedefe gittiğimiz zaman biz mesajı çektik, biz hazırız. İşte ondan sonra Türkiye Cumhuriyeti Devleti Irak'a giriyorum diye ilan etti. Resmi olarak huduttan birlikler Irak'a girdi ve operasyon başladı. Halbuki biz 3 gün evvel girmiştik. Kimsenin haberi olmadı. Peki, Yavuz Paşa'm, yani şimdi bugünkü Pençe Kilit Operasyonu'na dönecek olursak, İran 30-40 kilometre içlerine doğru ordumuz sokuluyor. Oralarda evet. Siz sevmiyorsunuz ama üsler kuruluyor. Evet. Ve taktiksel olarak da şimdilerde çokça da eleştiriliyor. Yani bu nasıl yapılmalıydı? Böyle üsler kurulması ya da bu kadar içeriye girilmesi gerekiyor muydu? Efendim, birincisi ben 30-40 kilometre demeyeceğim. Ama madem ki Irak'ta hükümet, Irak devleti kendi topraklarına sahip değil. Güvenliği sağlayamamış. Aynı zamanda da bizim hududumuza yakın bölgelerde bize hainlik yapan teröristler barınıyor. Ve devamlı oradan bize tehditleri geliyor. Çatışmalar çıkıyor. O halde o kendi bölgesinde güvenliği sağlayıncaya kadar ben diyorum ki ben geliyorum kardeşim. Senin güvenliği sağlayamıyorsun, darbeyi ben yiyorum. Sen kendi devletin hudutlarını koruyuncaya kadar ben kendimi ileriden koruyacak tarzda geleceğim. O ileride koruma ne kadar biliyor musunuz? Düzlüğü görünceye kadar, düzlüğü. Dağlar var. Dağlık kesimler geçer. Bir noktaya gelirsiniz. Ondan sonra bu bazı yerde 20 kilometrede, bazı yerde 30, bazı yerde 40 kilometre. Ondan sonra bir düz ovaya girersiniz. İşte o düz ovanın öncesindeki dağlık bölgeye kadar gidip o bölgelere kadar tutacaksınız. Ama madem ki kış, o zaman öyleyse o bölgelerde köyler yok mu ya? Evler yok mu? Var. Peki kim yaşıyor orada? Irak'ın kuzeyindeki işte sözde Barzan aşiretinin elemanları, halkı yaşıyor. Peki bunlar müzayir mi değil mi? Teröristi destekliyor mu değil mi? Desteklemiyorum, destekliyor. Hiç kimse şey yapmasın, destekliyor. Peki ben vuruluyorsam, ben şehit veriyorsam, ben arazide donacaksam donmam kardeşim. Gider o evi işgal ederim. 3 evi, 5 evi. Orada barındırırım. Ben bunu yaptım. Soğuk havada, karlı havada personelin donmaması için bütün köyleri işgal ettim. Bütün köy evlerine girin dedim. Bir gece burada kalacaksınız dedim. Bitti. Şimdi burada da sen eğer oraya bir bina yapamıyorsan herhangi bir köyün birkaç evini işgal eder, üst bölgesi tayin edersin. Orası yani senin taburun mu bölüğün mü ne dersen birliğin yani birliğin yeri olur. Ha ondan sonra hava müsait oldukça oradan ileriye doğru timlerini çıkartırsın, araziyi taramaya başlarsın. Ama şimdi komutanım yani orada evleri bu şekilde işgal etmek yerine ki uluslararası hukuk konusu olur, nihayetinde kanıtlayamazsınız destekleyip desteklemediğini, bir sürü şey ortaya çıkabilir. Evet. Onun yerine askerleri Türkiye'de konuşlandırıp işte sizin de defaten dile getirdiğiniz gibi günlük timlerle bu işi yürütmek ya da işte hedef ne ise o süre içinde bu işi yapıp geri gelmek yapamaz. Daha makul değil mi? Yapamaz. Arazi çok dağlık, çok engebeli. O bölgeleri öyle bir günde aşamazsınız. 2 günde aşamazsınız. Geriye dönüşünüz olmaz. O geriden herhangi bir tehdit ileriden gelirse geriden kuvvetin gelmesi size yetişmez. O nedenle mutlaka oralarda belirli yerlerde konuşlanmak lazım. Yani yapılan işlem, aslında Irak'taki yapılan işlem genelde ben dışarıdan görerek söylüyorum doğru. Ama detaylı bilmiyorum. Fakat o bölgede
siz şehit vermemeniz için siz kovalayacaksınız. O kaçacak. Biz duruyoruz, o geliyor. Benim hissettiğim o şimdi. Olay bu. Şimdi peki bunda diyeceksiniz ki asker er kabahatli mi? Mehmetçi kabahatli mi? Mehmetçi kabahat yok. Mehmetçi bugün akşam bırakın, sabaha kadar uyur. Mehmetçik bazen araba kullanırken de dalar, uyumaya başlar. Onu uyutmayacak olan komutanlardır. Onları bazı şeye koşturacak olan komutanlardır. Bu bir genel kuraldır. Yani hareket, 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 hareket. Ter dökeceksiniz. Kan dökmemek için ter dökeceksiniz. Peki, şimdi iki sözcük arasında aslında nüans var ve ikisini de iç içe geçirerek kullanıyor herkes, öyle gözlemledim. Zaaf